Evet, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel bir haberle başlayalım. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş Bey'in açıklamaları var. Okuduğumuzda, duyduğumuzda, dinlediğimizde yüreğimizde bir büyük ferahlık oluşturan açıklamalar. Mayıs ayında gerçekleşen ihracat rakamları zirve ifade eden rakamlar oldu. Bundan dolayı bir büyük memnuniyetimiz var. %65,5 gibi bir artış söz konusu oluyor. Ve bu 2022 yılı için hedeflediğimiz ihracat rakamlarını 2021'de aşacağımızı gösteriyor. Yani 200 milyarın üzerinde bir ihracat rakamına ulaşacağımızı gösteriyor. Bu neyle oluyor arkadaşlar? İhracat dediğiniz, üretirseniz ihraç edersiniz. İçeride bir imalatınız varsa, bir mamul malınız varsa, bir malınız varsa, bir hizmetiniz varsa ihraç edersiniz. Bu da ancak ülkenin kalkınmasıyla, gelişmesiyle, insanların istihdam oranının yükselmesiyle oluyor. İşte bütün bunlar cari olduğu için, bunlar geçerli olduğu için ihracatımız Mayıs ayında böylesine doruk noktalara ulaşmış, artmış durumda. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha bunun fevkinde bir ihracat ortaya çıkacak. Büyüme rakamlarımız bunu ifade ediyor zaten. Muhalefetin her gün bittik, öldük, yok olduk teranelerinin ters yüz edildiğinin göstergesidir bunlar. Büyüme rakamlarına dönük yaptıkları tenkitlerin doğru olmadığını gösteriyor. İhracat rakamları da büyüme oranımızın ne kadar sahici olduğunu, ne kadar gerçekleri ifade ettiğini ortaya koyuyor. O yüzdendir ki Mehmet Muş Bey'in açıklamaları çok değerlidir. Sadece Mehmet Muş Bey değil, tabii ki İhracatçılar Birliği'miz de bu yönde çok net açıklamalar yapıyorlar. Bu da Sayın Bakanımızın gayretlerini, bakanlığımızın çalışmalarını, hükümetimizin çalışmalarını, Sayın Cumhurbaşkanımızın orta vadede koyduğu hedefleri çok daha fevkinde aşacağımızı gösteriyor. Onun için de bunu burada özellikle kayda geçiyorum. Muhalefetin sürekli dillendirdiği yokluk edebiyatının aslında onların debelendikleri bir vasat olduğunu da gösteriyor. Z kuşağına dönük bir takım notları vardı Kılıçdaroğlu'nun. Z kuşağı sizi yok edecek, Z kuşağı sizi bitirecek gibi bir iki laf etti. Onu özellikle burada değerlendirmek istiyorum. Biz kuşakları milletimizin esaslı parçaları olarak görüyoruz. Ve bunları alfabenin herhangi bir harfiyle tariflendirmeyi de abesli iştigal buluyoruz. Z kuşağı dediğiniz bizim için Selçuk Bayraktar'dır. Z kuşağı dediğiniz çağın ebabil kuşlarını hayata yansıtan ve insanlık düşmanlarının üzerine o gün ebabil kuşlarıyla yönelen yok etme yaklaşımını bugün Selçuk Bayraktar gibi bayrak bir ismi inşa ettiği insansız hava uçaklarıyla, hava araçlarıyla, insansız silahlı hava araçlarıyla hayata geçiriyoruz ve bu dünyaya örnek halde yansıtıyoruz. Bizim kuşağımız budur. Yani onların Z kuşağı diye hayal ettiklerini biz hayata geçirdiğimiz, üretilen ve milletimizi, ülkemizi zirvelere taşıyan kuşaklarla ifade ediyoruz. Göremezler onlar. Hafsalaları, akılları almaz, hayalleri almaz bu dediğim şeyi. Dolayısıyla bundan dolayı bunların Z kuşağı diye hayal ettikleri, yani bunlar Z kuşağıyla yok olacaklar, onlar götürecekler dedikleriyle biz ihya oluyoruz. Bakın arkadaşlar, her vesile altını çiziyoruz. Biz bu ülkeye 18-20 yıllık serencamımızda o kadar güzel, o kadar özel hizmetler yaptık ki yaparken sadece fiziki yapıyı düzeltmedik. Yani şehirleri imar ederken, ihya ederken nesilleri de ihya noktasında yer aldık. Nesilleri de çok daha özel formata taşıdık. Ne formatı bu? Bütün dünyadaki gelişmelere uygun adım atar formata taşıdık. İlimle, irfanla, bilgiyle donanmalarını temin ettik. Onun için de geldiğimiz nokta Selçuk Bayraktarvari gençlerimizin sayısının arttığını gösteriyor. Bunlarla beraber ülkemiz çok daha ferah feza zeminlere taşınıyor. Bunu muhalefet, bugünkü muhalefet anlayışı anlayamaz.
Çünkü onların reseptörleri açık değil. Onların zihin haritaları öylesine berbat olumsuzlukla kuşanmış ki şu dediğim hale mümkün değil hafsalaları, akılları ermez. O yüzdendir ki o hayallerle yaşasınlar. Onlar Z kuşağı AK Parti'yi bitirecek. Z kuşağı bunları bitirecek hülyasıyla yürüsünler. Biz ülkemizi doruklara taşıma hedefini alabildiğine ilerlere taşıyacağız. İşte 200 milyarlık ihracatı aşan bir orana varmışsak bu bunun bir göstergesidir. Ve arkadaşlar bu içeride yaptığımız bu çalışmalar dışarıda da bir aksülamel buluyor. Dışarıdan da bize dönük, AK Parti'ye dönük çok ciddi bir müsbet yönelme var. Bakın Azerbaycan bizim kardeşimiz, kardeş ülkemiz. Azerbaycan'la beraber efendim onların zemininde yani özellikle Karabağ'da bir büyük zafer elde edildi. Zafer sonrasında oralar imar edilirken, oralar ihya edilirken ülkemizin de ciddi katkıları var. Ülkemiz iş adamlarının da yönelmesi söz konusu. Bugün Azerbaycan Dostluk Grubu olarak Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Sadi Süreyya Bilgiç'le beraber yeni Azerbaycan Partisi'nin buradaki efendim mecliste yeni Azerbaycan Partisi yetkililerini başkan vekilini ağırladık. Onlarla beraber milletvekilleriyle beraber uzun süreli bir sohbetimiz oldu. Orada da yüreğimizi ferahlatan çok özel konuşmalar oldu ki AK Parti ile malum yeni Azerbaycan Partisi arasında bir protokol, işbirliği protokolü imzalandı. Karşılıklı ülkelerimiz arasındaki gelişmeleri efendim dayanışmayı çok daha zirvelere taşıyacak bir protokoldür. Buna dönük sohbetlerimiz oldu. Orada da her iki ülkenin de gelişmesine, kalkınmasına, efendim inkişafına dönük neler yapılabiliri konuştuk biz. Zaten gelişiyor bu iki ülke, zaten bu iki ülke dünyaya nizam veriyor. Beraber olursak çok daha özel noktalara varacağımızın altını çizdik. Yani iki devlet, bir millet hakikatini bütün dünyaya zerk ettik, aşıladık. Herkes bunu biliyor. Bunun yansımasını efendim buradaki bir ayağıydı. Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti'nin birlikteliği, kardeşlik yürüyüşü. Bunu burada mecliste Yeni Azerbaycan Partisi yetkilileriyle de konuşup taçlandırdık. Bundan dolayı da minnettarlığımızın altını çiziyorum. Ve yine arkadaşlar biraz önce ihracattan bahsetmişken ihracatın illere, bölgelere yansıyan efendim aktarımları da var. Nedir mesela? Ben Erzurum için söylüyorum. Dış ticaret hacmimiz çok ciddi bir oranda gelişti, arttı. Şu anda Erzurum için söylüyorum 2020 rakamlarıyla %3,5'ların üzerinde bir artış söz konusu oldu. Neye göre oluyor bunlar? Üretime göre oluyor. Yani ülkemizin 200 milyarın üzerinde, 200 milyar doların üzerinde ihracat hacminin illere, bölgelere yansıması da çok mütevaris, çok net, açığa çıkan bir hal ifade ediyor. Bunu da özellikle kayda geçiyorum. Erzurum özelinde söylüyorum. İhracat rakamları Erzurum için de yüz güldüren, yürek ferahlatan kıvamdadır. Bundan da ayrıca memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Arkadaşlar, bu arada bugün yaşanmış ve bizi ifade eden bir yüksek ismin ahirete irtihal zamanıdır. 2016 yılında kaybettiğimiz Müslüman boksör, hepimizin baş tacı ettiği Muhammed Ali Klay'ın vefat yıl dönümüdür. 1942 doğumludur malumunuz. Yaşasaydı 79 yaşında olacaktı. 2016'da rahmete göçtü. Onu biz yüreklerimize rapt etmişiz. Yüreğimize kaydetmişiz. Onunla her daim iftihar ettik. O İslam dünyasının medarı iftiharıydı. O efendim vahdet kavramını, o ilahi hakikatleri evet ringlerden bütün dünyaya yansıtan bir özel isimdi. Dolayısıyla bugün vefat yıl dönümünde rahmetle minnet anıyoruz. Onun gibi Müslümanlık kıvamını, İslam anlayışını spor zemininde aksettiren çok sayıda isim var. Daha önce efendim ecnebi dünyada yer almış, şimdi
Müslüman alemini tarif eden isimler. Onları da burada efendim muhabbetle andığımı özellikle ifade ediyorum ve hepinize saygı sunuyorum. Yapılacak herhangi bir şey bu anlamda varsa biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hazır bir vaziyetteyiz. Yani bu Muhammed Ali şahsında İslam'ı temsil eden özel isimleri baş tacı ettiğimiz kaydını özellikle ifade ederek söylüyorum. Ve sual varsa alırım diyorum. Teşekkür ediyorum.